Hayatının son 3 yılını insanlara yardım etmek için geçiren Ali Banat, önceden gününü gün eden bir milyarder olarak biliniyordu. Fakat sonra hayat kötü sürprizini yaptı ve her şey beklenmedik bir yola girdi. Pahalı arabaların ve kıyafetlerin süslediği parlak bir hayat yaşamış Avustralyalı Müslüman milyoner Ali Banat'ın adı daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Ali Banat 3 yıl önce kanser teşhisi konulduktan sonra zenginliği dağıtmaya karar vermiş. 29 Mayıs 2018'de bu yardımsever, insancıl kişi hayata gözlerini yumdu. 7 ay ömrü kaldığı söylenmesine rağmen 3 yıl daha yaşayan Banat, hayatının kalanını iyiliğe adadı. Kurduğu kurumla Togo, Ghana ve Burkina Faso dahil olmak üzere sayısız yerde binlerce insana yardım etti. Bu yardımlar sırasında Afrika ülkelerinde kendisi de ziyaret eden Banat, bağışların %100'ü yardıma gidebilsin diye, kesintiye uğramasın diye sponsorlar aradı. Şimdi ise Müslüman olan olmayan herkes bu kuruma destek veriyor ve Ali Banat'ın başlattığı iyiliği herkes onun hayatını anarak sürdürüyor. Ali için kanser bir dert değil, Allah'tan gelen bir hediyeydi. Bu yüzden yaşadığı farkındalıkla sahip olduğu her şeyi yardıma ihtiyacı olanlara harcadı. Ve bildiğiniz gibi vefat ettim diye başlayan videoda mümkün olduğunca insanlara iyilik yapmayı, yardım etmeyi öğütlüyor. Belki siz Ali Banat'ı pek umursamayacaksınız ama ölmeden önce bir video çekti ve öldükten sonra videonun yayınlanmasını istedi. İnternette öyle gezinirken denk geldim. Aslında birçok insana umut vaat edebilecek, bir şeyleri hatırlatabilecek, belki bir hayatın bir amacı olabilecek bir video olduğunu fark ettim. Yani ölmeden önce bana çok büyük bir iyilik yaptı aslında o videoyla. Ve sizin de o videoyla belki hayat görüşünüzün, belki kalbinizin, belki insanlara yardım etmenin ne kadar güzel bir şey olabileceğini anlayacaksınız. Hadi videoya geçelim. As you all know, Halilah passed away. I just wanted to make a little video clip for all the followers that have supported me from day one and come on this journey with me since day one. Allah rewards all you guys and inshallah you continue to support me and MATW inshallah. One of the first things is a little piece of advice to the brothers and sisters. As you see in this life we had the cars, we had the money, we had everything alhamdulillah. But subhanallah, a lot of people during the period of when I was sick, they'll send me messages, brother, you're guaranteed paradise, brother, you've brother, you've done so much for the community, for the ummah. But subhanAllah, this, yani, it's not worth just the simple blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has given us, like waking up in the morning and being able to walk to the bathroom by yourself. So these things slowly got stripped away from me during the last. Burada ölmeden önce bir gün önceki çektiği bir videoda dua etmenizi istiyor. My life, alhamdulillah. Wallahi, some of us don't get that chance from Allah subhanahu wa ta'ala to know when we're going to pass away. Some of us and a lot of us just pass away suddenly. You've heard many stories where brothers and sisters have died in clubs or overdosed, whatever it is, subhanAllah. So during your life, brothers and sisters, just try
to have a goal, try to have a plan, try to have a project that you work towards. Even if it's not you personally doing it and you're funding someone else's projects, just do something, because wallahi you're gonna need it on the Day of Judgment. And for the brothers and sisters that are chasing this life, one of my advice to you guys is, this life is becoming, yeah, before we used to say 5 years ago, 10 years ago, certain things were happening. Now it's every month things are changing. Tell you, Allah, we're following our desires more than we're following Islam these days. We're just gonna be careful, because Allah, it's not a joke anymore. Our kids are getting affected. Everyone's getting affected. Wallahi, sometimes I used to just sit on my bed and cry, because I just wanted that support from people. And then subhanAllah, Allah subhanahu wa ta'ala brings you people that you've never thought they'll be a part of your life, or friends, or you didn't even know that existed. When I used to travel, I used to meet certain people. A lot of them actually went out of their way to come all the way from Dubai or the UK or wherever it was to come to actually visit me when I was sick or in hospital. That's love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. No photos, no nothing like that. Just come to visit. 14-hour flight just to see if I'm okay, subhanAllah. So for the people that are out there that are sick or worried or stressed, come out. I say to you people, don't worry. Allah subhanahu wa ta'ala will send you people that you've never expected if you really need someone. You just have to have trust and tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala. So a little advice for everyone out there. Inshallah, if you can inspire 1, 2, 3 people to do something, remember, when you're in that grave, inshallah, then you'll be getting rewarded for everything they've done, for the people they've brought to Islam. And inshallah, that'll help on the Day of Judgment. So always try to have a project or a plan that you're working towards in this life, inshallah. Inshallah, that'll help us in our grave and the hereafter. Jazakallah khairan. Wassalamu alaikum. İşte benim anladığım Müslümanlık böyle. Belki Ali gibi büyük bir yardım kurumu kuracak gücümüz yok, ama kurulmuş birçok yardım derneğinde, vakfında yer alabiliriz. Ali, biz seni çok geç tanıdık ama çok güzel insanmışsın. Allah yardımcın olsun. Allah rahmet eylesin. Sen çok güzel bir insan.